Hocam. İyi akşamlar. Öncelikle tabii burayı galip olarak gelmek çok güzel bir şey. Mutluyuz yani. Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Yani hem oyuncular anlamında hem biz teknik ekip anlamında hem camiamız anlamında yani tüm paydaşların bu 3 puana çok ihtiyacı vardı. Tabii böyle olacağını biz de tahmin edemezdik. Böyle 2-0'dan geri dönmek de çok başka bir duyguymuş, çok güzel bir duyguymuş. İhtiyacımız olan 3 puanı böyle almamız da bizi gayet çok memnun etti. Maça gelecek olursak, maçın aslında ilk yarıda sahada iyi duran bir Kocaeli Spor vardı ama oyunsal anlamda istediklerimizi fazla üretememiştik oyun anlamında. Rakibe de fazla pozisyon vermedik aslında. İçeriye berabere girecekken son dakikada yediğimiz gol. İkinci yarıya başladığımızda birkaç sahada değişiklik yaptık. Hem oyuncu anlamında hem de diziliş anlamında. Başladığımızda pozisyon da bulduk aslında. İkinci yarı oynamaya başladık. Oyunun ofansif tarafında oynamaya başladık. Yani yavaş yavaş biraz o özgüven geldi. Ama golü bulamadık. O arada ikinci golü yedik. İyi biz de atabilirdik. Ama bir kıvılcıma ihtiyacımız vardı yani bundan önceki maçlarda da söyledim. Bugün o ilk golün gelmesi o bir kıvılcımdı. Ondan sonra yani tüm taraftarımızla yani herkes oyuncularımızla maçı 1-8-2-3 istemeye başladık. Şükürler olsun ondan sonra 2'yi bulduk. Uzatmada 3. golü de bulduk son dakikada. Yani böyle maçlar belki insan hayatında çok denk geleceği maçlar olmayabilir. Oyundan çok mutluyuz. Yani oyuncularım adına çok mutluyum. Ama yalnızca bir 3 puan kazandık. Bunun da bilincindeyiz. Yani kendi Kocaeli Spor olarak olan hedefimizi hep biliyoruz. O hedefe gitmek için yalnızca bir başlangıç yaptık. Yani geldik, bir adım attık. Önemli olan sezonun sonunda o hedefe hep beraber ulaşmamız. Allah'ın izniyle bu da bir başlangıç olsun. Ayaklarımızı daha fazla yere sağlam basıp bundan sonraki maçlara buradaki moral motivasyonu ve başlattığımız yani oyun formunu hep geliştirerek istek arzuyu tempomuzu hep arttırarak geliştirerek sezon sonunda hedeflediğimiz o amaca tek isteğimiz ulaşmak hep beraber. İnşallah o zaman ulaştığımızda gerçek sevinci. Bu maçın da anlamı olacak. Bütün maçların anlamı olacak. Onun için tek amacımız bu bize bir başlangıç meşaleyi yakmış olduk. İnşallah hedefimize ulaştığımız ana kadar böyle taşırız. Ve lig sonunda da o hedefe hep beraber Kocaeli Spor camiası olarak tüm paydaşlarıyla ulaşmış oluruz. Bugün taraftarımızı, oyuncularımızı, yönetimimize, tüm paydaşlarına çok teşekkür ediyorum. Bu ilk defa geldikten sonra bu enerjiyi hissettim. Yani Kocaeli Spor camiasının enerjisini hissettim. Güzel bir enerji yakaladık. Beraber bunu büyüterek devam ettirmemiz lazım. Çünkü bu hedefe gitmek istiyorsak hep beraber gideceğiz. Bütün camia olarak büyük emeğimiz var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Öyle bir şey yok. Zaten geldiğimizde de söyledik ama takım bu sinyali veriyordu zaten. Yani antrenmanlarda da veriyordu. Aslında Başakşehir maçında da veriyordu. Veriyordu ama dediğim gibi futbol biraz sonuç oyunu. Çocuklar dediğim gibi o ilk kıvılcımı bir türlü alamadık arkamıza yani. O rüzgarı alamadık. Bundan önceki maçlarda da belki Gençler Birliği maçında da bir golü bulsak olay farklılaşacak ama futbol biraz özgüven ve coşku ve enerji olayı. Biz o enerjiyi bir türlü geldiğimizden beri yanımıza alıp yürüyemedik yani. Ama oyunsal anlamda, tempo anlamında bir yükseliş vardı zaten. Zaten o tempo artışı, yükseliş olmasa son 10 dakikada ya da son bölümde kaybedebilirdik de bugün. Ama kaybetsek de bu değişmeyecekti. Bu istedi yani. Çocuklar çok istediler. Ve bu kadar istekli ceza alanına girip o oyunu istemek. Bu demek oluyor ki takımın zaten performansı, temposu artıyor demek. Yani burada tabii ki değişiklikler yaptık, tuttu. Oyuncuların hepsine teşekkür ediyorum. Giren, çıkan. Zaten biz bunu oluşturmaya çalışıyoruz. Bir takım 11 kişi değil. Tüm oyuncularıyla bir ekibiz biz. Herkese 5 dakikada olsa ihtiyacımız var. Her oyuncunun çünkü bazısının sakatlık durumu var, idman durumu var. Tam kullanamıyoruz. Yani Berisse'yi
tam kullanma şansımız yok. Yani sakatlığını biliyorsunuz. 12-13 gün içinde tedavi oldu. Ama için önemli bir oyuncu. 10 dakikada kullanabilsek sahada attığımızda oyunu çevirebilecek yetenekli oyuncularımızdan biri. Biz bu bilinçteyiz. Yani onun için Barış olsun, giren oyuncularımız Ramin olsun, Vukovic olsun, yani Atilla olsun. Bu coşku ve keyif olayı. O keyfi alınca hepsi de girdi, çok iyi katkı verdiler. Oyun hep temposunu yukarı taşıdılar. Bugün de her şey istediğimiz gibi oldu. Şükürler olsun. İnşallah bundan sonra da hep böyle olur.